Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan merhaba. Katkı sizlerin son fiyo olan koni ve küve fiyoluyuz. Yani 40. fiyo anlatacağız bugün. Bakalım konide ve küvede bize ne anlatıyorlar. Arkadaşlar, koni aslında küçüklüğümüzden bir şekil alıp anımsatabiliriz. Mesela dolma külahları ya da çekirdek olduğumuz külahlar. Ne oluyor? Yarım daire şeklinde ya da belli bir parça dilimi bükerek oluşan bir şekil değil mi? Yani şu, koni nedir? Üstü sivri olan bir katil sivridir. O zaman hacimde bölüş kullanalım. Yani üstü sivri olan cisimlerde hacimlerde bölüş var. Yani hacim demek taban alçağı yükseklik bölü 3. Hemen bakalım arkadaşlar sorularımıza. Şimdi koninin açılmış şekli bir daire dilimi. Burası 2 pi ve burası taban alanı zaten pi ve kare. Burası da ana doğrusu. Konide bilmen gereken 4 tane formül var arkadaşlar. 4 formülden bir tanesi şu. Alfa bölü 360 V bölü A. Bu birincisi. 2. Pi V kare çarpı H bölü 3. Bu hacim. Bu ikincisi. Ve Pi V A. Bu yanan alanı. Bu üçüncüsü. Yüzey alanı da yüzey alanı da Pi V kare artı Pi V A. Bu da yüzey alanı. Yani taban alanı, yanan alanı toplamı sana yüzey alanını veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sonradan bunları kullanalım ve şu formüller kenarda kalsın. Bakalım. İlk sorumuz. Taban yarıçapı 6, yüksekliği 8 olan bir şekilde gittik derse konunun hacmi nedir? Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 8 bölü 3'ten 36'yı 3'e bölersek 12, 96 pi burası. Yanan alanı pi çarpı 6 çarpı yanan alanı zaten şurası 10, 60 pi. Yüzey alan dediğimiz pi çarpı 6'nın karesine bir de 60 pi eklerse 96 pi olmuş oldu. Gördüğünüz gibi şu formüllerin hepsini şurada kullanmış bulunmaktayız. Devam edelim bir sonraki soruyla. Şimdi arkadaşlar, evet, ana doğrusu 13, taban yarıçapı 5. Ne istiyor? Koninin hacmi. Ne lazım? Yükseklik lazım. O zaman bir yüksekliğin de 13, 12. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Sadece 4, cevap 100. Şıkkı C şıkkı. Bir sonraki soruda devam edelim. Evet. Arkadaşlar, formülümüzü silelim. Şimdi ne diyor burada? Merkez açısı 144 değil tabii ki. 360'dan 144'ü çıkarırsak 216 derecelik bir dilimi bükerek koni yapacak diyor ve bu koninin hacmini istiyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi sen alfa bölü 360 V bölü A'dan ana doğrusu. 216 bölü 360. V ne? 3. A bilmesi lazım. Kaçı bölünüyor arkadaşlar? 36'ya bölünüyor mu? Bölünüyor. 36'ya bölün burası oldu. 36'ya bölün kaç eder? 6. O zaman A dediğim olay 5. Ana doğrusu 5. Hemen bir koni çizersen. Koni çizelim. Şöyle. Taban yarıçapı 3. Ana doğrusu 5. Yüksekliğe ne çıkıyor? Özel üçgenden 4. Hacmi mi istiyor? Pi çarpı 3'ün karesi çarpı 4 bölü 3'ten. O zaman cevap 12 pi. Yani şık C şık. Yan tabloda cevabı vermiş ama biz yine de çözmüş bulunmalı. Bir sonraki soruya bakalım. Evet. Dördüncü sorudayız. Yüksekliği 20 birim olan içi boş dik
silindir içine tamamen su dolu ve yüksekliği 6 birim olan dik derse kolaj dikili geliştirir. Yükseklik neymiş? 6. Kolinin tepe noktasından deliğinde silinin içinde boş kalan kısmı yüksekliği ne olur? Yani aslında hacme eşitliği yine haşma olacak. Taban yayçapı aynı. İkisinde de aynı olduğu için pi ve k 6 bölü 3 eşittir. Pi ve k çarpı h. Gitti mi? Gitti. O zaman h 6 bölü 3'ten 2. Cevabımız yüksek. Yanlışlıklar da var. Yani yüksekliği 1 birim olan içi boş dik dersesinin içinden tamamen su ile dolu olan ve yüksekliği 6 birim olan dik derse boş ilgili birleştiriyor. Derinde silinin içinde boş kalan kısmı yüksekliği istiyor. Biz dolu olanı bulduk. Boş kısım 20-2'den 18 olmuş olur. Cevabımız H. Evet, bir sonraki soruya devam edelim. Evet, yüksekliği 15, taban yayçapı 8 olan dik derse silindir biçiminde hemen silindirimizi çizelim. Yüksekliği neydi? 15. Taban yayçapı 8. Bu suyun tamamı taban yarıçapı 6 ve dik derse kole biçiminde taban yarıçapı 6 olan dik derse kole biçiminde 10 adet özdeş boş kabak bulunuyor diye. Şöyle bir kolimiz varmış. Taban yarıçapı var. 10 tane. O zaman şunu tamamı 10 tane seçelim. O zaman şunu hacimi bulalım. Pi çarpı 8'in kayıtı çarpı 15 bölü 10 aslında bunun hacmi. Ne oluyor o zaman? 5'e bölsek 3, 5'e bölsek 2. 64'e 2 bölsek 32. 32 çarpmışta 96 pi. Ne istiyor benden? Yüksekliği mi istiyor? Şu yüksekliği istiyormuş. Pi çarpı 6'nın karesi h bölü 3 eşittir 96 pi. Pi ile gitti. Şununla şunu bölsek 12 derim. H o zaman 8 olmuş. Onun cevabımız C. Bir sonraki soruya bakalım. Şimdi bir dik üçgenimiz var. Daha önceki dikdörtgende yapmıştık. Döndürmek istediğin şekli hangi kenar tarafına döndürmesi isteniyorsa ona göre simetri alıyorduk. Şimdi acil tarafına mı döndürdük? Simetrisini alıyorum. Şeklimizi şu şöyle gönderiyoruz. 5'e 6 ve cismin hacmini istiyor. Pi çarpı 5'in karesi 6 bölü 3 sadeleştir 2 cevap 50. Yani 5. Bir sonraki soruya bakalım. 7. Taban yarıçapı ana doğrusu 3 olan bir koliyi ne diyorum? A noktasından B noktasına yan yüze yüzeyinde gider bir kaydı alacağı en kısa yol. Bu soru güzel. Bunu ne yapıyoruz? Açıyoruz. Açtık. Tepe noktası burası. Açtığımız zaman A'dan A üstü. Ortası B arkadaşlar. Merkez açısını bulalım. Formül neydi? Alfa bölü 360 V bölü A. O zaman alfa buradan 120 derece çıktı mı? Tamam. 120 derecemizi yazalım. Bana ne diyor? A'dan B'ye mi gidiyor? O zaman şöyle yapalım. Şöyle şunu istiyorum. 60-60. Şurası 3. 3. Burası 3. O zaman cevabımız E şıkkı. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. En kısa yol dediği zaman açıyoruz. Bir önceki soruda açtığımız gibi tepe noktası yine burası, açtım, yine A'dan A üstü, ortası B. Ama adam bu sefer ne yapıyor? A'dan A'ya gidiyor. Taban yarıçapı kaçmış? 2. Ana doğrusu ne? 8. O zaman alfa bölü 360, 2 bölü 8'de alfa ne çıkacak? 90 derece. Demek ki bu açı 90 derece bir açı. Burası 8 mi? 8 mi? O zaman burası da 8 kök değil. Cevabımız 5.
Bir sonraki sorudan devam edelim köyümüze. Evet, bir özellik var. Kesik konilerde hacimler oranı benzerlik oranın küpüdür. İsterseniz yarı çaplarının oranı, isterseniz yüksekliklerin oranının küpü. Bana hacimler oranı verir. Bu yolla sorularımızı kısaltabiliriz arkadaşlar. Mesela sorumuza bakalım. Ne diyor? Şekilde bittik tersi konuda CD noktaları içeri tabana paralel düzleme kesiliyor. TC 2 tane CA yani K'ya 2K. O zaman 2 bölü 3'ün küpü 8 bölü 27 mi? O zaman burası 8 ve ise tamam 27 ve olduğu için burası 19. Ne diyor bana? Büyük konunun hacmi, kesik konunun hacmi olanı nedir diyor? Büyük 27 ve küçük de 19 ve olduğu için cevabımız 5 gibi işaretleyelim. Bir sonraki soruya bakalım. 10. soru. Yüksekliği 28, tabanca açı 6 olan dik derse sizin içindeki bir soru. Hemen çizelim. Şöyle bir kup yapalım. Sonra eşitli olsun. Tabanca açı 6, yüksekliği de 28. Aynen mi? Çok severim. Evet. Şimdi bunun hacmi olmalı. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 28 hacmi. Bu kenarda kalsın. Tabanca açı 2 ve 4 olan kesik olan içinde 12 adet dövdeş bardak var ve bu bardağın yüksekliği istiyorlar. Bardağımızı nasıl yapalım? Üstü küçük, altı büyük şekli yapalım. Şöyle bir bardağımızı yapalım. Sevgili arkadaşlar, şöyle uzatalım. Konuyu ilerlersek. Şurası 2 mi? Şurası 4 mi? Şurası 2 bölü 4'ün küpünden 1 bölü 8 mi? Burası B ise burası kaç mı? 7. Hemen B'yi bana söyle. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı H bölü 3. Ne çıktı? 4 pi H bölü 3. Kaç tane var bundan? O bu B'si. 7 B'li 28 pi H bölü 3. Kaç tane var bundan? 12 tane. O zaman şey yapacağız. 12 çarpı 28 pi H bölü 3 eşittir. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 28. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Pi ile geçsin. 4 geçsin. 7, 28 geçsin. O zaman buradaki 4 kalacak. Şu 4'ü kalsın. H dediğim olay. H 36 bölü 4'te 9 olmuş. İşlem sadeleştirmesini anlamadıysanız siz kendiniz kendi ölçünüzde yapabilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya bakalım. Evet. Konuyla işimiz bitmiş. Konuyu anladık sanırsam. Bir katı cismin başka bir özelliği Q. Q'de iki formül var. Bir yüzey alanı, bir de hacim arkadaşlar. Yüzey alanı dediğimiz olan 4 tane bir pi ve kare. Yani yüzey alanı 4 pi ve kare. Hacim ise 4 bölü 3 pi ve küp diyebiliriz. Şimdiki sistemlerde TYT'nin bu formülleri veriyorlar. AYT'nin formülleri vermiyorlar. Onun için bilmemizde fayda var arkadaşlar. Evet, sorumuzda bunları kullanalım. Şimdi 11. soruda devam ediyoruz köyümüze. Yarı çap 3 bim olan yarı köy şeklindeki kap ile taban yarı çap 4 bim olan yüksekliği 18 bim olan içi boş olan bir derse size su ile doldurulacak diyor. En az kaç kez kullandın? Hacmi hacme bölecek değil mi? O zaman 2 bölü 3 4'lüş bir yer tamam. Yarı köy uzun yarısı 2 bölü 3. Pi çarpı 3'ün küpünden yine ne çıkar? 21'i çözersen 18 bin. Ha şöyle dikkat edelim. Yarım kürenin hacmi 4 bölü 3 pi ve küpün 1 bölü 2'si ya. Bu ne yapar? 2 bölü 3 pi ve küp. Ama alan 3 pi ve küp olması lazım. Neden? Bir de tabanda açıldığı için oradan pi ve küp geliyor. 3 pi ve küp olması gerekiyor. Evet.
18 pil hacı. Bundan kaç tane? 18 pilden kaç tane tahtare? Pi çarpı 4'ün kayası çarpı 18. 18'den gitsin. Piler gitsin. Kanun o zaman 16 tane taşınma. Bu sorumuzun cevabı da C şıkkı. Evet, 12. soruya bakalım. Yarıca bir prima 8 küre 4'e de 2 sıra halinde dikdörtgenine prima şeklinde bir kutuya konulacak diyor. Bu kutunun hacmi en az kaç bir küp olmalı diyor. Şimdi arkadaşlar 8 küre 4'e de 2 sıra halinde. Şimdi abi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi neyi çarpacak? Bir kutuya. Ama biz bunu dikdörtgen şeklinde düşünemeyiz değil mi? O zaman ne yapalım? İki sıra halinde. O zaman bunu çizeceğimiz yere bence dikdörtgende prizmasını çizelim ilk önce. Şöyle bir dikdörtgen prizması çizelim. Evet. Şimdi içine koyacağım. Mesela şöyle bir şey düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aslında şurası senin şu kenar olacak. Bir küp onun için 2, 2, burası 4. Şurası 2, 4, 6, bak 2, 4, 6, 8. Şurası da yükseklik olması lazım. Şurası ne oluyor? Yanı. İki sıra halinde. Şöyle düşünürsek. 4. 4 düşünürsek olmaz. İki sıra halinde. 4'e de iki sıra